29. Lema 2. İki. 2. Nokta Cihat-ı Sitte'yi bizim için tenvir eden iman nimetinden dolayı Allah hamdolsun. Evet iman, cihat-ı Sitte'deki karanlıkları izal etmekle belaları def eden büyük bir nimet olduğu gibi cihat-ı Sitte'yi tenvir etmekle menfaatleri celbetmesi sebebiyle de büyük bir nimettir. Çünkü insan fıtratının camiiyeti sebebiyle cihat-ı Sitte'deki varlıklara yakından alakadardır ve iman nimeti sayesinde cihat-ı sittenin tamamından hangi cihete yönelirse yönelsin istifade etme imkanını bulur. Hangi tarafa dönerseniz orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır ayetinin sırrıyla. imanlı kimse orası mesafesinin hadsiz uzunluğuyla onun için aydınlanır. Öyle ki adeta mümin insanın manevi ömrü iman sayesinde dünyanın başlangıcından ta sonuna kadar uzayıp gider. Çünkü bu ömür ezelden ebede kadar uzanan hayat nurundan istimdat eder, yardım alır. Hatta imanın cihat-ı sitteyi tenvir etmesi sebebiyle insan hazır zaman ve mekanın dar çerçevesinden çıkar. O pek geniş olan alemin sahasına yerleşir. Bütün alem onun hususi evi gibi olur. Mazi ve müstakbel ruh ve kalbi için hazır bir zaman hükmüne geçer. Başka şeyleri de buna kıyas et. Üçüncü nokta istinat ve istimdat noktalarını ihtiva eden İman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Evet, gayet aciz olmakla beraber düşmanları çok olan insanoğlu sayısız düşmanlarını def etmek için bir noktayı istinat, istinat noktasına iltica etmeye şiddetle muhtaçtır. Gayet fakir olmakla beraber ihtiyaçlarının çokluğuyla arzularının bolluğu sebebiyle insanoğlu ihtiyaçlarını seslendireceği ve kendisinden istimdat edeceği bir istimdat noktasına şiddetle muhtaçtır. İnsan fıtratının istinat noktası ancak Allah'a imandır. İnsan vicdanının istimdat noktası ise yalnız ahirete imandır. Bu iki noktayı tanımayan kimsenin kalp ve ruhu onu vahşete yalnızlığa sürükler ve vicdanı ise ona daima azap çektirir. İman ile birinci noktaya istinat eden ve ikinci noktadan istimdat eden kimse ise ruhunun ta derinliklerinden gelen manevi lezzetler, teselli veren bir ünsiyet, vicdanını tatmin eden bir itimat ve emniyet hisseder. Dördüncü nokta meşru lezzetlerdeki elemleri devri daim halindeki emsalini göstererek izale eden in'am ağacını göstererek nimetin devamlılığını sağlayan emsalinin teceddüdünü göstererek firakın elemlerini izale eden iman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun. Evet her bir lezzette zevalden neşet eden pek çok elem vardır. İman nuru ile zeval zayi olur ve emsalinin teceddüdüne inkılap eder. Teceddütte ise başka bir lezzet vardır. Nitekim bir meyvenin ağacı bilinmezse nimet sadece o meyveye münhasır kalır ve onun yenmesiyle o nimet de zail olur ve yok olmasından dolayı da insanda bir elem bırakır. Buna mukabil o meyvenin ağacı bilinir ve müşahede edilirse meyvenin zevalinden hasıl olan elem de zail olur. Çünkü o meyvenin hazır olan ağacı, hazır olan ağacı baki olduğundan giden bir meyve yerine başka meyveler verir. Keza insan ruhuna çok şiddetli sıkıntılar veren firak ve ayrılıklardan neşet eden elemlerdir. İman nuru ile firak ve iftiraklar dağılıp yok olur. Hatta bu firaklar yerine gelen yeni yeni vuslatlar ayrı ayrı lezzet verir. Çünkü her yeni lezzetlidir. Beşinci nokta ürkütücü birer düşman, birer yabancı, birer cenaze, ağlayan birer yetim olarak tevehüm edilen varlıkları birer dost, kardeş, diri, ünsiyetli, tesbih ve zikreden Allah'ın kulları olarak tasvir eden iman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun yani nazarı gaflet Alemin varlıklarını zararlı düşman olarak görür ve her şeyden tevahhüş eder. Bütün eşyayı yabancı olarak görür. Çünkü o valaletin nazarında geçmiş gelecek bütün zamanlardaki kardeşlik bağları kopmaya mahkumdur. Bu kardeşlik bağları yalnız küçük ve az bir süreden ibaret olan zamanı hazıra sığışmak zorundadır. Ehli valaletin yabancılarla kardeşliği binler sene içerisinde. Bir dakika gibidir. Halbuki ehl imanın kardeşliği mazinin başlangıcından ta istikbalin nihayetine kadar uzayıp gider. Allah'alet alet nazarı kainatın varlıklarını ölü ve ürkütücü bir surette görür. İman nazarı ise bütün o cisimleri diri, ünsiyetli, her biri kendi lisanı haliyle yaratıcısını tesbih ederek konuşan birer varlık olarak görür. Bu cihetle bunların hepsinin bir ruhu ve hayatı vardır. Bu sebeple bu varlıklar bir vahşet, yalnızlık, ihsas eden ve dehşet saçan değil, çok enis ve pek munis bir vaziyet alırlar. Keza zalalet nazarı canlıları arzularını yerine getirmekten aciz ne seven bir hamileri ne de işlerini tahvid eden bir sahipleri olmayan acizliklerinden, üzüntülerinden ve ümitsizliklerinden ağlayan yetim birer mahluk olarak görür. İman nazarı ise şöyle der bu canlılar ağlayanlar. Yetimler değil, ağlayan yetimler değil, belki Allah'ın mükellef, memur, muvazzaf, zikir ve tesbih eden kullarıdır. Altıncı nokta her iki dünyayı müminlerin iman eliyle çeşit çeşit zahir ve batın hastalarıyla ve iman ışığıyla aydınlığa çıkan değişik ruhi ve manevi latifeleriyle istifade ettiği nimetlerle dolu birer sofra olarak tasvir eden iman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun eve nazarı nazarıyla canlıların istifade etme alanları öyle küçülür ki zevaliyle kursakta kalan maddi lezzetlerin dairesine hapsedilir. İman nuruyla da istifade alanı yer ve gökleri hatta dünya ve ahireti kapsayacak geniş bir daireye dönüşür. Nitekim mümin güneşi evinde bir lamba, nitekim mümin güneşi evinde bir lamba vazifesinde bir arkadaş yolculuğunda enis bir yoldaş olarak görür ve güneş ona bahşedilen nimetlerden bir nimet olur. Muhakkak ki güneş kime bir nimet olursa onun istifade etme dairesi ve nimet sofrası semavattan daha geniş olur. Kur'an-ı beyan Allah size güneşi ayı musakkar etti. Karada ve denizde olanları size musakkar etti. Ayet, ayetlerinin belagatlı ifadeleriyle imandan kaynaklanan bu harika ihsanlara işaret etmektedir. 7. nokta Allah'ın varlığından dolayı Allah'a hamdolsun. Zira vacibül vücudun vücudu herkes ve her mevcut için nimetlerin en üstünüdür. Çünkü bu nimet hadsiz nimetlerin bütün enva'ını, nihayetsiz ihsanların bütün türlerini, sayısız atiyelerin bütün çeşitlerini tazammül eder. Risale-i Nur'un parçalarında bilhassa 33 33. Risale'nin sözlerin 3. mevkifinde bu nimetlerin bir kısmına işaret edilmiştir. Allah'a imandan bahseden Risale-i Nur'un bütün eczaları bu nimetlerin yüzündeki perdeyi kaldırmıştır. Oralardaki açıklamalara iktifaen burada kısa kesiyoruz. Rahmete mas kısa kesiyoruz. Rahmete mazhar olan bütün canlıların sayısı kadar olan nimetleri tazammül eden rahmaniyetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Zira sırrı camiiyetle insanın, zira sırrı insanın fıtratında bütün canlılara karşı bir alaka vardır. Onların manevi saadetleriyle o da mes'ud olur. Keza onun fıtratı bütün canlıların elemlerinden dolayı içinde bir elem, bir teessür hisseder. Bu sebeple onlara ikram edilen nimetler bir manada o insana da bir nevi nimet olur. Annelerinin şefkatleri vasıtasıyla nimete mazhar olan bütün çocukların sayısı kadar olan nimetleri tazammun eden rahimiyetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Zira her fıtratı selime annesiz kalmış bir tıflın açtıktan ötürü ağladığında büyük bir teellüm ve acı duyduğu gibi annelerin çocuklarına gösterdiği şefkatten dolayı da büyük bir lezzet hisseder. Kainatta var olan bütün hikmet çeşitlerinin incelikleri sayısı kadar olan nimetleri tazammül eden hakimiyetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Zira insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle nimetlendiği gibi kalbi de rahimiyetin cilveleriyle nimetlenir ve aklı da hikmetin incelikleriyle telezüz eder varis isminin tecellileri sayısınca mevcudat usullerinin abayü ecdadının ve arkadaşlarının ardından geriye kalanların adedince ahiret aleminin mevcudatı sayısınca müfa mükafat uhreviye için muhafaza edilen beşeriyetin arzu ve emelleri adedince hafiziyet hakikatinden dolayı Allah'a hamdolsun zira ni'metin devamı ni'metin varlığından daha büyük bir nimettir lezzetin bekası lezzetin varlığından daha yüksek bir lezzettir cennette ebedi olarak kalmak nefsi cennetten daha büyük bir nimettir ve hakeza o halde Allah'ın hafizliyeti her şeyi kayıt altına alıp muhafaza etmesi kainattaki mevcut bütün nimetlerden daha fazla daha büyük bir nimet cihetini tazammül eder ve hakeza Rahman, Rahim, Hakim, Hafiz isimlerine Allah'ın diğer güzel isimlerde kıyas et öyleyse Allah'ın her bir yüce isminin ihya ettiği sonsuz nimetler sayısınca ve her bir isminden dolayı Allah hamdu Allah'a sonsuz hamdolsun Allah tarafından lütfedilen geçmiş bütün nimetlerin tercümanı olan onları okuyan ve okutan Kur'an nimetinden dolayı Allah'a sonsuz hamdolsun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dolayı. Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Zira bu ikinci bapta işaret ettiğimiz bütün nimet hazinelerinin bütün anahtarlarını barındıran imanın vesilesi odur. Rabbül aleminin marziyatı maddi ve manevi bütün nimetlerin fihristesi olan İslamiyet nimetinden dolayı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. 8. nokta kitab-ı kebir denilen şu kainatın bütün bapları ve fasıllarıyla bütün sayfeleri ve satırlarıyla bütün kelimeleri ve harfleriyle cemal ve kemal sıfatlarını izhar eden hamdü senalar ettiği ve bunların her birinin kendi gücü nispetinde ehad ve samet olan nakışlarının nakkaşının cemal nakkaşının celal sıfatlarının parıltılarını izhar ederek onu Hamd ile tesbih ettiği ve keza her biri kameti kıymetince rahman, rahim olan katiplerinin cemal e, sıfatlarının ziyasına mâkes ve her birinin kendi kameti kıymetine göre kadir, elim e, aziz, hakim olan yaratıcılarının kemal sıfatlarına mazhar olduğu ve yine her birinin kendi kadr kıymetine göre Esma-i Hüsna'nın e, sahibinin isimlerinin şualarının tecellilerine bir ayna vazifesi gördü, vazifesini gördüğü o kendisinden başka ilah olmayan yüceler yücesi Allah hamdolsun. 9. nokta. Allah'tan gelen Allah ile olan, Allah'a giden dünyanın başlangıcından yaratılışın sonuna, ezelden ebede kadar uzanan bütün zamanlardaki dakikaların aşireleri aşireleri ile kainat zerrelerinin çarpılmasından hasıl olan yekün sayısı kadar bütün hamdler kendinden başka ilah olmayan yüceler yücesi Allah'a mahsustur. Bir teselsül dairesi içerisinde sonsuza dek bir devri daim şeklinde yapılan bütün hamdlerden dolayı Allah'a hamdolsun haşiye devir ve teselsül mümkünat dairesinde muhaldirler. Çünkü ikisi de nihayetsizliği iktiza ettiklerinden ve mümkünat dairesi mütenahi olduğundan mümkünat dairesinde gayri mütenahi olan yerleşmez. Fakat daire-i vücuba taalluk eden hamd ise gayri mütenahidir. O gayri mütenahidir. Devir ve teselsül ile gayri mütenahi bir daireye girer, yerleşir. Bana ve kardeşlerime yapılan Kur'an ve iman nimetinden dolayı vücudumun zerrelerinin, dünyadaki ömrümün dakikalarının aşireleriyle benim ve onların ahiretteki bekalarımız ile çarpılmasından hasıl olan yakın kadar Allah'a hamdolsun ikinci bab. Elhamdülillah hakkındaki bu ikinci bab Abdülmecit Nursi tarafından tercümesi yapılmış ve şu alarda derc edilmiştir. Makam tanzimli. Risale-i Nur külliyatı çalışmamız doğrultusunda bu ikinci bab Şualar adlı eserden alınarak Molla Niyazi hocamızın tercüme Türkçe tercümesinden hemen sonra bu baba ait özgün ve önemli bir tercüme olduğundan ve öngördüğümüz asıl makam nedeniyle burayı da tercih edilmiştir. Bu ikinci bab. Elhamdülillah hakkındadır. İkinci bab ile tabir edilen şu Risalecik'te Elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz faide ve nurlarından yalnız dokuz tane beyan edilecektir. Birinci nokta evvela iki şey ihtar edilecektir. Felsefe her şeyi çirkin korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel ünsiyetli gösteren şeffaf berrak. Nurani bir gözlüktür. Bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abduka eden şeyler ile lafzan ve malen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsan meskür iki gözlüğü gözüne takmakla me meskür cihetlerde bulunan mahlukatı ahvali görebilir sağ cihet. Şu bu cihetten Maksat geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de fakat can telefi yoktur. Mürettebatı sakinleri daha güzel nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, itme, inan, inşirah binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir sol cihet. Yani gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek yılan ve akreplere yedirip imha edilecek, zulümatlı korkunç büyük bir kabir şeklinde görünecektir. Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın Halik, Rahman, Rahimin insanlara ihsan ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, mekulat ve meşrubata zarf olan bir maide ve bir sofrayı Rahmani şeklinde görünecektir ve binlerce elhamdülillah okutturacak tekrar ettirecektir. Üst cihet yani semavat cihetine felsefeyle bakan bir adam şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete vahşete korkuya maruz kalacaktır. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezgid eden ve o yıldızın bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku dehşet değil ünsiyet ve muhabbet edecekleri alemi semavatı şöylece tasvir eden iman cihetine elbette binlerce elhamdülillah söyletmek azdır alt cihet yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan kürey arzı başıboş yularsız şemsin etrafında serseri e, gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık kaptansız bir kayık gibi görür ve dehşete telaşe e, düşer telaşa düşer fakat iman ile bakarsa arzın rahmani bir sefini olup Allah'ın kumandası altında bütün mekulat meşrubat melbusatı ile beraber nevi beşeri tenezzüh için şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür ve imandan neşet eden şu büyük nimete karşı büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. Önciyet felsefeci bir adam bu cihete. Bakarsa görür ki bütün canlı, mahlukat, insan olsun, hayvan olsun, kafile ve kafile büyük bir süratle o cihete gidip kaybolurlar. Yani ademe gider, yok olurlar kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden, teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin insanların o cihete gidişleri, seyahatleri, aydem alemine değil göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir ve fani menzilden baki menzile hizmet çiftliğinden ücret dairesine zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup aydem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hz. Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadet ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur ve keza rahm Mederden dünya gelen çocuk mahut tunelde çektiği sıkıntı ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor arka cihet yani geride Gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından tabii hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. Fakat nuru iman gözlüğüyle bakılırsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek ve mütala etmek için sultan Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine, sultan Ezeli'nin azametine dereceyi delaletlerine delaletlerine kesbi vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine sultan Ezeli'nin memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Meskür zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye de dördüncü bir hamd lazım. Ve helümme cerra böylece devam edip gider demek bir hamdi vahidden doğan hamdlerden ibaret. gayri mütenahi bir silsile-i hamdiye husule geliyor. İkinci nokta cihat-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazım çünkü iman cihat esitlenin zulümatını izale etmekle hedef bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi. Tabii o cihat esitteyi tenvir ettiği cihette de celbül menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat esitte de bulunan mahlukatla alakadar olur ve iman nimeti de cihat-ı istifade edebilmesi imkanı vardır. Binaenelih fe eynemâ tuvellû fe fe nereye yönelirseniz Allah'ın zatı oradadır. Ayeti kerimesinin sırrıyla cihat-ı siddeten herhangi bir cihette olursa insan tenevür eder. Hatta mümin bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır ve keza cihat isteği tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna kalbine bir zamanı hal hükmünde olur arkalarında. Uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta insanın İmanın istinat ve istimdat noktalarını, imanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi iktiza eder. Evet nevi beşer, acizi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinatta, istinada muhtaçtır ki düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin ve keza kesreti hacat ve şiddeti fakır dolayısıyla de istimdat edecek bir noktayı istimdada muhtaçtır ki onun yardımıyla ihtiyaçlarını def etsin. Ey insan! Senin nokta istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta istinat ise, istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Ey insan senin nokta istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Binaenelik bu. Her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi ruhu tedehüş eder, vicdanı daima muazzep olur. Lakin birinci noktaya istinad eden, istinad ve ikincisinden de istimdat eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem vicdanı mutmain olur. Dördüncü nokta iman, nuru, lezaiz-i meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri emsalinin vücut ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder ve keza nimetlerin devam edip tenakuz etmemesini ve nimetlerin nimetlerin menbaını göstermekle temin eder ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini teceddüdü emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki iman o elemleri teceddüdü emsaliyle ihtar ve izale eder. Mahaza lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler vardır. Evet bir semerenin şeceresi olmazsa o semerede münhasır kalan lezzet onun yemesiyle zail olur ve zevali de muci bir teessür olur. Fakat o semerenin şeceresi maruf ise o semerenin zevalinden elem hasıl olmuyor çünkü yerine gelen var ve aynı zamanda teceddüt haddi bir lezzettir ve keza ruhu beşeri en ziyade sıkan, ruhu beşeri en ziyade sıkan ayrılmalardan nefret eden elemlerdir. Nur-i iman o elemleri te teceddüdü emsal ve tehaddüsü visal ümidiyle izal eder. Beşinci nokta insan şu mevcudatta kendisine düşman ve ecnebi tevehhüm ettiği veya ölüler, yetimler gibi hayatsız, perişan, vehmetli şeyleri nur-i iman, ahbab ve kardeş sıfatıyla gösterir ve hayatlar tesbihhan tesbih eden şeklinde ila eder. Yani gafletle bakan adam alemin mevcudatını düşman gibi gibi muzur telakki ederek tevahhüş eder ve eşyayı ecnebiler gibi görür. Çünkü dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında ıhuvvet, kardeşlik, rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak eşya arasında küçüklük, cüz'i bir alaka olur. Binanelik ehl-i yek diğerine olan ıhuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır ve keza iman nazarında bütün ecramı hayatlar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor ve her bir cirmin lisanı hali ile halıkına tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor. İşte bu itibarla bütün ecramın kendi Kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet ve vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalalet nazarı, matluplarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder ve hüzün, keder, acizlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. iman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil. Ancak mükellef, memur, muvazzaf, zakir, tesbihhan, ibad, sıfatı ile bakar, altıncı nokta nur, iman, dünya ve ahiret alemlerini çeşit çeşit e, nimetlere mazhar iki sofra ile tasvir eder ki mümin olan kimse iman eli ile ve zahiri batini duyguları ile ve manevi ruhi olan letaifi ile o sofralardan istifade ediyor. Dalalet nazarında ise dalalet nazarında ise zevil hayatın daire istifadesi küçülür. Maddi lezzetlere münhasırdır. İman nazarında semavat var zihata eden bir daire kadar tevessü eder. Evet bir mümin güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs kameri bir idare lambası addedebilir. Bu itibarla şems kamer kendisine bir nimet olur. Binaenaleyh mümin olan zatın daire istifadesi semavattan daha geniş olur. Evet Kur'an-ı Muzül Beyan ve Sakhara lakumu şamsa vel güneşi ve ayı size musakhal etti hizmetinize verdi. Sakhara lakum ma fil ardı karada ve denizde olanları yeryüzünde olanları size musahhar etti hizmetinize vermiştir ayetlerin ile imandan neşet eden şu harika ihsanlara inamlara işaret ediyor. Yedinci nokta. Nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını nihayetsiz ihsanların cinslerini sayısız atiyelerin sınıflarına havi bir menba bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Mahaza imanı billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Elhamdülillah lamı istigrakla işaret ettiği umum hamdler ile hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de rahmaniyet nimetidir. Evet rahmaniyet zevil hayattan rahmete mazhar olan Bunların sayısınca nimetleri tazammül etmiştir. Çünkü bilhassa insan her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan her zihayatın saadeti ile saitleşir ve elemleriyle müteessir olur. Öyleyse herhangi bir fertte bulunan bir nimet arkadaşlarına da bir nimettir. Ve keza validelerin şefkatleriyle nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun edip ona göre hamdlere, senalara kesbi istihkak edenlerden birisi de rah rahimiyettir. Evet, annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi Elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahsus, mahsus olur. İşte bu gibi zevkler birer nimettir, hamd ve şükürler ister ve keza kainatta mündemiş, e, Hikmetlerin bütün enva ve efradı adedince hamd ve şükürler iktiza edenlerden birisi de hakimiyettir. Zira insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle kalbi de rahimiyetin ile nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusu ile elhamdülillah söylemekle hamdü senaları istilzam eder ve keza hüsnü ve keza Esma Hüsna'dan varis isminin tecelliyata adedince ve babalar gibi usulün zevalinden sonra baki kalan füruatın sayısınca ve alem ahiretin mevcudatı adedince ve hurevi mükafatları almaya medar olmak üzere hefs edilen beşerin amelleri sayısınca sadası ile şu fezayı dolduracak kadar büyük bir elhamdülillah ile hamd edilecek hafiziyet nimetidir. Çünkü nimetin devamı nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezizdir. Cennette devam cennetin fevkindedir ve hakeza binaneleh Cenab-ı Hakk'ın hafiziyet mahiyeti tazammun ettiği nimetler bütün kainatta mevcut, bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile bir elhamdülillah ister şu zikredilen dört isme baki kalan Esma-i kıyaset kıyas et ki her bir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri, şükürleri istilzam eder ve keza bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimete imana vesile olan Hz. Muhammed ve Vesselam dahi öyle bir nimettir ki Nebi Beşer ile lebet o zatı Aleyhisselatü Vesselam metü sena etmeye borçludur ve keza maddi ve manevi bütün nimetlerin envana fiiliste ve kaynak olan İslamiyet ve Kur'an nimeti de gayri mütenahi hamdleri istikak istilzam eder. 8. nokta öyle bir Allah'a hamdolsun ki kainat ile tabir edilen şu kitab-ı kebir ve onun tefsiri olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanına göre bütün ile fasılları ve bütün sayfeleriyle satırları ve bütün kelimatı ile harfleri o zat ise sıfatı cemaliye ve kemaliyesine izhar ile hamdü sena kandır. Şöyle ki o kitab-ı kebirin her bir nakşı küçük olsun büyük olsun karınca kaderince vahid ve samet olan nakkaşının evsafı celaliyesini izhar ile hamdü senalar eder ve keza o kitabın her bir yazısı rahman ve rahim olan katibinin evsafı cemalini göstermekle sena oluyor ve keza o kitabın bütün yazıları noktaları nakışları Esma-i Hüsna'nın tecelliyat ve cilvelerine makis ve masar olmak cihetiyle Uza takdisi akdisi takdis tahmid temcid ile sena Khan'dır ve keza o kitabın her bir nazmı kasidesi kadir ilim olan nazmını takdis ile tahmid eyler. Dokuzuncu nokta Said Nursi bu şif gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Mahaza oruçlu bir kafa ne o şifreleri açabilir ve ne o darpları yapabilir. Kusura bakmayınız bu kadarı da ancak müellifinin yardım, manevi yardımı ile ve leyle kadrin bereketiyle ve Mevlana'nın komşuluğundan istifade ile yapabildiğim mütercim Abdülmecit Nursi. Üçüncü bab. Allahu Ekber'in mertebeleri hakkındadır. Birinci mertebe. Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlat edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acize düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır. De, de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Lebbeyk ve sa'deyk Allah'ın ilim ve kudretiyle her şeyden. Allah ilim ve kudretiyle her şeyden büyüktür. Zira o yegane yaratıcı, şekillendirici ve tasvir edicidir. İnsanı kudretiyle kainat gibi bir sanat halinde yaratan, insanı yazdığı aynı kader kalemiyle kainat kitabını yazan odur. Çünkü o büyük alem, şu küçük alem gibi onun kudretinin sanatı, kaderinin mektubudur. Bedi bir tarzda kainatı yaratmasıyla onu mescit şekline, şekline sokmuştur. İnsanı icat etmesiyle de bunu sacit kılmıştır. Kainatı inşa etmesi onu mülk haline getirmiş. İnsanı yaratması ise onu memluk kılmıştır. Kainattaki Allah'ın sanatı bir kitap şeklinde tezahür etmiş. İnsandaki boyaması ise hitap çiçekleri suretinde ortaya çıkmıştır. Kainattaki ilahi Kudret haşmetini gösteriyor. İnsandaki rahmetinin tecellileri ise nimetlerini tanzim ediyor. Kainat çapında görülen kudretinin haşmeti onun vahid olduğunu, insanlık aleminde görülen nimetleri ise onun ehad olduğunu gösteriyor. Kainat çapında külli ve cüz'i varlıklarda görülen sükun ve hareketler onun birer sikkesidir. İnsanların cisim ve organlarındaki hücreler ve zerreler onun birer hatemidir. Harika bir nizam ve intizam içerisinde yaratılan sanat eserlerine bakarsanız göreceksiniz ki gibi ortada olan ve mükemmel bir nizam ve intizamda cereyan eden bir sehaveti mutlaka vardır. Nihayetsiz bir süratle beraber harika bir ölçü vardır. <laughs> bir suhuleti mutlaka içinde nihayetsiz bir sağlamlık vardır. Bir vüs'ati mutlaka içinde harika bir güzelliği vardır. Mutlak bir uzaklık içinde tam bir e, muvafakat vardır. Gayet karışıklık içinde mutlak bir ittifak, nihayet ihtilat içinde mükemmel bir imtiyaz vardır. Nihayetsiz bir mevzuliyet içinde gayet Kıymettar eserler vardır. İşte kainat çapında müşahede edilen bu keyfiyet aklı selim sahibi bir muhakkikin elinde. Bir şahit olarak ahmak münafık içinde zorlayıcı bir durum olarak şu kainatta harika bir sanatın varlığını ve sonsuz bir kudret ve nihayetsiz bir ilim sahibi olan Allah'ın vahdaniyetini kabul ettirir. Şu bir hakikattir ki vahdette bir suhuleti mutlaka şirk ve kesrette ise bir suhubeti munğalika aşılmaz, geçit vermez bir zorluk vardır. Eğer bütün eşya vahid ehade verilse, bütün kainat bir hurma ağacı gibi, bir hurma ağacı ise bir meyve gibi suhuletli ve kolay olur. Eğer esbaba ve tabiata verilse, bir tek hurma ağacı, bir kainat kadar bir meyve ise ağaçlar kadar suğubetli ve imtina derecesinde zorluk gösterir. Çünkü bir tek zat, bir tek fiille pek çok eşya için geçerli olan neticeler ve vaziyetler külfetsiz ve mübaşeretsiz olarak usule getirebilir. Halbuki o vaziyetler ve o neticeler neticelerin tahsil edilmesi kesretle hava kesrete havale edilse pek çok zorluklar mübaşeretler ve müsaademeler olmadan onlara ulaşmak mümkün değildir. Vahid ehidin kainatla olan alakası bir komutanın askerlere karşı tavrı, bir mimarın taşlara karşı takındığı tutumu ye yer küresinin gezegenlere olan ilişkisi, bir ırmağın su damlalarıyla olan münasebeti, bir dairenin merkezinde olan bir noktanın dairenin diğer noktalarıyla olan alakası, alakası gibidir. Çünkü vahdette söz konusu olan intisap sonsuz bir kudretin yerine geçer. Sebepler menbaı kuvvetini taşımaya mecbur olmaz. Meydana gelen eser ise isnat edilen vahdetin kaynağına göre büyür halbuki şirkte her bir sebep kuvvetinin kaynağını kendisi taşımaya mecburdur meydana gelmesi istenen eser de kendi hacmiyle uygun olarak küçülür bu sırdandır ki bir karınca bir sinek bir sinek nice ceberutları devirmiştir ve yine bu sırdandır ki küçücük çekirdekler koca ağaçları omuzlarında taşıyorlar. Bütün eşya bir tek zata isnat edildiğinde Adem-i Mutlak'tan icadı eşya söz konusu değildir. Bilakis yalnız mevcudu ilminin vücudu hariciye nakli söz konusudur. Bu işlem aynada görülen bir suretin harici vücudunu sabitleştirmek için onu fotoğraf makinesiyle bir sayfaya aktarmak veya görünmez bir mürekkeple yazılan bir yazıya okumasını sağlayan bir maddeye sürmek gibi kolaydır. Buna mukabil eşya esbaba ve kesrete havale edildiğinde icat ademi mutlaktan olmak ademi mutlaktan olmak durumundadır bu ise imkansız olmasa da en zor iştir bu sebepledir ki vahdette vücut derecesinde bir kolaylık kesrette ise imtina derecesinde bir zorluk vardır çünkü vahdetteki yaratmada bir mevcudu bir müddet veya bir maddeye ihtiyaç olmaksızın ademi sırftan icat etmek ve zerreleri bir külfet ve karışıklık olmaksızın ilmi kalıba dökmek mümkündür halbuki şirkette ve kesrette bir şeyi ademden icat etmek mümkün, olmadığı akli selim sahiplerin ittifakıyla sahiptir bu sebeple sabittir. Bu sebeple kesrete havale edildiği takdirde bir tek canlının vücut bulması için yeryüzündeki bütün zerrelerin ve bütün unsurların o mevcutta bir araya gelmeleri gerekir ilmi bir kalıp olmadığından bir canlının cismindeki zerreleri hücreleri muhafaza etmek için o cismin her bir zerresinde her şeyi kuşatan bir ilmin her şeye nüfuz eden mutlak bir iradenin bulunması gerekir halbuki herhangi bir varlığın yaratılmasında bir şirkete ihtiyaç olmadığı gibi iç içe geçmiş iç içe girmiş beş cihetle imkansız olduğu iç içe girmiş, beş cihetle imkansız olduğu söz konusudur. Demek ki varlığına hiçbir ihtiyaç olmayan, bizzat varlığı imkansız olan şeriklerin varlığına dair bir iddia delilsiz bir tahakkümdür. Çünkü varlıkta şirki gösteren ne bir işaret ne de bir emare söz konusu değildir. Zira göklerin ve yerin yaratılması ancak noksansız ve sonsuz bir kudretle mümkündür. Böyle sonsuz bir kudretin yardımcıya ihtiyacı olmadığı ise açıktır. Demek ki şirkin aslı astarı yoktur. Aksi takdirde sonsuz ve sınırsız bir kudretin sonlu ve sınırlı bir kudretle tahakkümdür edilmesi lazım gelir halbuki <laughs> halbuki böyle bir şerikin varlığı değil yokluğu zorunludur demek ki şeriklerin varlığı beş cihetle muhaldir imkansızdır bu <laughs> beş cihetle muhal olduğu anlaşılan şeriklerin bütün kainat çapında varlığını gösteren ne bir işaret ne de bir emare söz konusudur. Biz bu meseleyi şirkin olup olmadığı meselesini 32. sözün 1. mevkıfında zerrelerden seyyarelere kadar 2. mevkıfında ise gökten ta yüzdeki teşahhusata kişiye has ince hatlara kadar bütün varlıklardan sorduk. Hepsi de tevhid zikresini göstererek şirke yer olmadığını bildirdiler. Evet Allah'ın şeriki olmadığı gibi onun beziri ve muini de yoktur. Sebepler Kudret-i ezeliyenin tasarrufatına yalnız birer ince perdedir. Eşyanın icadında hiçbir tesirleri yoktur. Çünkü sebepler arasında en şerefli, iradesi en geniş olan insandır. Bununla beraber yemek, içmek, düşünmek gibi zahirde en fazla sahip olduğu fiillerde dahi elinde Yüzlerce cüzden ancak meşkuk bir tek cüz bulunuyor. Böyle sebeplerin en eşrefi ve ihtiyarca tercih hakkı itibariyle en geniş olan insan tasarruf hakiki noktasında böyle eli kolu bağlı olursa, diğer canlıların ve cansız varlıkların icat noktasında semavat ve arzın yaratıcısı olan Allah'ın robobiyetine ortak olması hiç mümkün olur mu? Sultanın içine hediye koyduğu bir zarfı veya içine bir atıya bir bahşiş şahane koyduğu bir mendili yahut eliyle sana bir nimet gönderdiği bir neferi kendi saltanatına ortak etmesi mümkün olmadığı gibi elleriyle bize nimetleri nimetlerin gönderildiği sebeplerin ve bizim için saklanan nimetlerin içinde bulunduğu sandıkçaların içine bırakıldığı zarfların ve bize hediye edilen bahşişi şahanelerin içine sarıldığı sebeplerin Allah'a yardımcı ortaklar olmaları veya tesir hakikiye sahip sebepler olması mümkün değildir. İkinci mertebe yüceler yücesi olan Allah ilim ve kudretiyle her şeyden büyüktür. Zira o öyle bir hallak ilim ve sani hikim ve rahman rahimdir ki kainat bostanındaki şu mevcudatı arziye ve ecram-ı ulviye bil bedahe o hallak-ı ilimin kudretidir ve yeryüzü bağında serilmiş şu rengarenk müzeyyen nebatat ve şu açılıp saçılmış ve yayılmış mütenevvi hayvanat bir zarura o sani sanat harikalarıdır ve bu bağın bahçelerindeki şu tebessüm eden çiçekler ve süslenmiş meyveler bir müşahede o Rahmanur Rahim'in rahmet hediyeleridir. O mucizatı kudret şehadet ediyor. Şu havarik sanat nida ediyor ve bu hedayayı rahmet ilan ediyor ki evvelkinin hallakı ve diğerinin musavviri ve ahirkinin vahibi olan zat her şeye kadir, her şeyi hakkıyla bilendir. Onun rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar az ve çok küçük ve büyük, mütenahi ve gayri mütenahi her şey müsavidir. O sani hakimin mucizatı olan mazinin bütün vukuat ve garaibi şehadet eder ki o sani halak alim ve azize hakim olduğundan istikbalin bütün imkanat ve acayibine kadirdir. Her türlü noksandan ve kusurdan münezzehtir o zat ki yeryüzü bahçesini, sanatının meşeri, yaratışının mahşeri, kudretinin mazharı, hikmetinin medarı, rahmetinin çiçekliği, cennetinin tarlası, mahlukatının resmi geçit meydanı, mevcudatının akıntı, menbaı, masnuatının ölçeği yapmıştır. Müzeyyen hayvanatı, münakkaş kuşları, meyveli ağaçları ve çiçekli bitkiler, ilminin, mucizeleri, sanatının harikaları, cuhut ve cömertliğin hediyeleri, lütfunun bürhanlarıdır. Meyvelerin ziynetiyle gülen, çiçeklerin tebessümü seher yeriyle, şakıyan kuşların ötmeleri, çiçeklerin yap yaprakçıklarındaki damlaların şıpıltısı ve validelerin küçük yavruları olan tarahumu cin ve insana ve hayvanat ve ruhaniyat ve melaikeye bir vedudun kendini tanıttırması. Bir Rahman'ın kendini sevdirmesi, bir Hanna'nın şefkat göstermesi, bir Menna'nın en latif rahmet cilvelerini izhar etmesidir. Bütün meyve ve tohumlar, bütün habbe ve çiçekler birer hikmet mucizesi, birer sanat harikası, birer rahmet hediyesi, birer vahdet bürhanı ahiret diyarındaki lütuflarının birer şahididir. Onlar birer şahidi sadık olarak ilan ederler ki kendilerinin yaratıcıları her şeye kadir ve her şeyi hakkıyla bilendir onun rahmeti ilmi yaratması tedbiri sun'u ve tasviri bir her şeyi ihata etmiştir her şeyi ihata etmiştir onun halk ve tedbirine ve sun'u ve tasvirine nispetle güneş bir tohumcuk gibi yıldız bir çiçek gibi arz bir habbe gibidir Hiçbir şey ona ağır gelmez. Tohumlar ve meyveler kesret aleminin aktarında vahdetin aynaları, kaderin işaretleri, kudretin remizleri olarak bu kesretli mevcudatın menbaalarının vahdetini gösterirler. Onlar bir vahdet menbağından sudur etmekle fatırlarının sonu ve tasvir tasvirdeki vahdetine şehadet ettikleri gibi tekrar vahdette nihayet bulmalarıyla da saniyelerinin halk ve tedbirindeki hikmetini zikrederler. Hem o tohumlar ve meyveler hikmet-i Rabbaniyenin telvihatıdır ki halike i Külli şeyin o cüz'i mevcutlara müteveccih bir külli nazarının onların cüzlerine dahi baktığını gösterir. Çünkü o ağacın halk edilmesinden en zahir maksat onun meyvesidir. İşte insan da şu kainatın bir meyvesi olarak haliki kainat nazarında en zahir maksuttur. Kalp de bir tohumcuk gibidir ve sani mahlukatın en münevver aynasıdır. İşte şu hikmettendir ki bu kainattaki şu küçücük insan bu mevcudatta haşir ve neşir gibi muazzam İnkılaplara ve kainatın tahrif ve tebdil ve tehvil ve tecdidine en zahir bir medar nazardır. Allahu Ekber sen akılların kün hazametine erişemediği zat-ı kibriyasın ey kebir bundandır ki kainatın halkayı zikrinde bütün eşya la ilahillahu diyerek zikrediyorlar. Vakit ve vakit varlıklarının hak ve hakikatleri hak ve hakikatleri lisanıyla ya hak diyerek ve baştan başa hayata masariyetleri lisanıyla de ya hay diyerek seni zikrediyorlar. Üçüncü, üçüncü mertebe haşiye bu üçüncü mertebe cüz'i bir çiçeği ve güzel bir kadını nazara alıyor. Koca bahar bir çiçekleri cennet dahi bir çiçek gibidir. O mertebenin mazharlarıdırlar ve alem güzel ve büyük bir insan ve huriler, nevi ve ruhaniler tayfesi ve hayvanlar cinsi ve insan sınıfı her biri bazen güzel bir insan hükmündedirler. Bu mertebenin gösterdiği esmayı ile gösteriyorlar. Bu mertebenin izahı 32. Risale'nin sözün 3. mevkifinin başında geçmiştir. Allah ilim ve kudretiyle her şeyden büyüktür çünkü o her şeye gücü yeten öyle bir kadir, her şeyi takdir eden öyle bir mukaddir, her şeyi hakkıyla bilen öyle bir ilim, her şeyi hikmetle yapan öyle bir hakim, her şeye şekil ve suret veren öyle bir musavvir, sonsuz kerem sahibi öyle bir kerim, nihayetsiz lütuflar sahibi öyle bir latif sanatını güzel tezin eden öyle bir Müzeyyin, bütün nimetlerin hakiki sahibi olan öyle bir mün'im seven ve sevilen öyle bir vedud, bütün varlıklar tarafından maruf malum olan öyle bir müteerrif, sonsuz merhamet sahibi, öyle bir rahman rahim yaptıklarına karşı sonsuz şefkat sahibi, öyle bir mütehennin, nihayetsiz cemal, celal, kemal sıfatlarının sahibi, öyle bir cemil, zülcelal, vel kemali, ve kainatı nakış nakış dokuyan öyle bir nakkaşi ezelidir ki şu kainatın hakikatleri kül olsun cüz olsun bütün yönleriyle bütün sayfeleri ve tabakalarıyla ve şu mevcudatın hakikatleri külli olsun cüz'i olsun bütün varlığı ve bekasıyla ancak onun kaza ve kaderinin kalemiyle nihayetsiz bir tanrım, bir takdir, bir ilim ve hikmetle yazılmış hatlarıdır, satırlarıdır. Hepsi de onun ilim, hikmet, sanat ve tasvirinin pergeliyle çizilmiş nakışlarıdır. Hepsi de onun lütuf ve keremiyle onun Hz. Musa'nın yedi beyzası gibi harika olan sun'u, tasviri, tezyini ve tenviriyle vücut bulmuş birer tezyinatıdır. Hepsi de onun lütfunun, kereminin, tearrufünün ve teveddüdünün tezahürü olan mücessem bir rahmet ve nimetinin latif çiçekleridir. Hepsi de onun rahmet, nimet, merhamet ve şefkatinin pınarından harika bir cemal ve kemal ile fışkıran feyizlerin meyveleridir. Hepsi de aynaların <laughs> faniliği, masarların seyyal olmasıyla birlikte mevsimler, asırlar ve devirler boyu cemal tecellisinin devam etmesi yine yeryüzündeki varlıklar, nesiller, günler ve yıllar boyu nimetlerin kesintisiz ihsan edilmesinin şehadetiyle onun sermediği olan cemalinin ve devamlı olan kemalinin lemalarıdır. Evet aynaların faniliği ve mevcudatın zevaliyle beraber tecelliyatın ve füyüzatın devam etmesi bütün zahirlerden daha zahir, bütün parlaklardan daha parlak bir surette onlarda görülen zahir cemalin ve parlak kemalin tecellileri o mazharlara ait olmadığına delalet eder ve en fasih bir lisanla ve en vazif bir hamba bilhanla gösterir ki o tecelliyat vacibil vücudun ve baki ve dudun mücerret e, cemalinin ve mazharlar üzerinde daima yenilenen ihsanatının cilveleridir. Evet eserin mükemmelliği bil bilbedahi fiilin mükemmelliğine delalet eder. Mükemmel fiil ise biz zarure ismin mükemmelliğine ve failin mükemmelliğine delalet eder. İsmin mükemmelliği ise bil bilbedahi sıfatın mükemmelliğine, sıfatın mükemmelliği ise biz zarure şeyinin mükemmelliğine, şeyinin mükemmelliği ise hakka yakın derecesinde bir kat'iyetle ve şanına layık bir şekilde zat-ı akdesin mükemmelliğine ne delalet eder 9. mertebe yüceler yücesi Allah en büyüktür çünkü o öyle bir adle adil bir hakemi hiyam bir hakemi hakim ve bir hakimi ezelidir ki şu kainat ağacının köklerinde meşiyet ve hikmetinin usulleriyle altı günde dikmiş ve kaza ve kaderinin düsturlarıyla onu fasıllara ayırmış adetullah ve sünnetullah kanunlarıyla onu tanzim etmiştir inayet ve rahmetinin prensipleriyle onu süslemiş isim ve sıfatlarının cilveleriyle tenvir etmiştir masnuatın nizam ve intizamları mevcudatın süslenmeleri varlıkların karşılıklı olarak birbirine benzemeleri tena, tenasüpleri birbirine cevap vermeleri birbiriyle yardımlaşmaları kucaklaşmaları ve her şeyde kaderin takdiriyle tayin edilen hususi kabiliyet ve kâmeti, kıymeti nispetinde görünen sanattaki itkan şuuru bu kainatın şahitleridir şu kainat ağacının tanziminde görünen hikmetlerindeki hikmeti amme tezinindeki inayeti tamme, taltifatındaki rahmeti vasia terbiyesindeki erzak ve iyaşe-i şamile yaratıcının şuunu zatiyesine mazhar olmasıyla kazandığı acip ve garip olan sanat-ı hayatiye tahsinindeki mahasini mah kastiye kastiye de ayrı bir şahittir ayrı birer şahittir e, ee, makeslerinin zevaliyle beraber daim olan tecelliyat-ı cemaliye marbuduna karşı kalbinde taşıdığı aşkı sadık ilahi cazibeden kaynaklanan zahir, incizap kainattaki bütün kamillerin onun fatırının vahdetine dair ittifakları eczasında fayda ve maslahatları gözeken, gözeten tasarrufat bitkiler alemindeki hakimane tedbir hayvanatındaki kerimane terbiye erkanının tagayyuratındaki mükemmel intizam. Külliyetinin intizamında gözetilen cesim gayeler bir maddeye ve zamana muhtaç olmadan gayet kemaldeki bir hüsnü sanatla defaten yapılan icat sınırsız imkanat içinde mütereddit mevcudata verilen hakimane teşahhusat gayet kesretli ve mütenevvi ihtiyaçlarının ellerinin en küçüğüne bile yetişmediği taleplerinin umulmadık bir tarzda ve hesapsız bir şekilde layık ve münasip vakitte yerine getirilmesi maden izafında tecelli eden kuvveti mutlaka e, menba'u aczinde tecelli eden kudreti mutlaka mahalli cumudunda e, görülen, görünen tezahürü hayat mahalli cehlinde görünen ihatalı bir şuuri külli tegayyüründen münezzeh bir tahyir edicinin vücudunu istilzam eden tegayüratındaki intizam mükemmel bir merkez etrafındaki mütedahil daireler gibi ittifaklı, ittifaklı tesbihatları istiidat ile ihtiyacı fıtrı ile ve lisanı ile edilen üç nevi duaların makbuliyeti mevcudatın ibadetlerinde görülen münacat, şuhudat ve uzatları mukadderatındaki intizam fatırlarını zikretmekle kazandıkları etmeynan ibadetlerinde mebde ile müntahalarını birleştiren hayt-ı vuslatın bulunması, ibadet vasıtasıyla kemalatlarının tezahür etmesi ve onları halk etmedeki maksadının tahakkuk etmesi ve hakeza kainatın sair şuunat ve ahval ve keyfiyatı şehadet eder ki bütün bunlar bir müdebbir hakimi vahidin tedbirinde ahit ve samet olan bir mürebbi kerimin terbiyesi altındadır ve bunların hepsi bir tek seyyidin hizmetinde ve bir tek mutasarrıfın tasarrufunda tasarrufatındadırlar ve hepsinde ve hepsinin de masları öyle bir vahidin kudretidir ki mektubatından her bir mektup üzerinde ve sahaifi mevcudatından her bir sahife üzerinde havatimi havatimi vahdet kesretle tezahür etmiştir. Evet her bir vadide, her bir dağda, her bir sahrada, her bir ovadaki, her bir çiçek ve meyvede, her bir bitki ve ağaçta, hatta her bir hayvan ve taşta, hatta her bir zerre ve çamur parçasında çizgileri açık, nakışları parlak bir hatemi vahdaniyet vardır. Öyle bir hatem ve mühür ki aklı selim sahiplerinin nazar dikkatlerine ilan eder ki bu eserin, bu mührün sahibi kim ise o ibret amiz mekanların sahibi de karaların üstünde ve denizlerin altındaki yazıların, yazarı da odur. ibret dolu göklerin sayfasında yazılan güneş ve ayın nakkaşı da odur. Bu nakışların nakkaşı olan Allah elbette en büyüktür. Bundandır ki bütün alemler hep beraber La İlahe İllahu namesini terennüm ediyorlar haşiye. 32. sözün 1. mevkıfının zeylinde ve 20. mektubun 2. makamında izah edilmiştir. 5. mertebe Allah'ın büyüktür. Çünkü Kallak-ı Kadir, Basir yalnız odur. O öyle bir zat-ı ki şu ecram-ı ulviye ve kevâkib bir dürriye, ulvi gök cisimleri ve parlak yıldızlar onun uluhiyetinin ve azametinin bürhanları ve rububiyetinin ve izzetinin şualarıdır. Hepsi de o şaşalı saltanat rububiyetini haykırarak şehadet edip ilan ediyorlar ve hakimiyetinin ve hikmetinin ve kudretinin azametinin haşmetini ilan ediyorlar. İstersen şu ayete kulak ver. Hiç yer hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi Onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi? Sonra semanın yüzüne bak. Nasıl intizam-ı hilkat ve ittizanı sanatla birlikte sükunet içinde bir sükût hikmet içinde bir hareket haşmet içinde bir parlama zinet içinde bir tebessüm olduğunu görürsün semanın lambası olan güneşin parlamasıyla mevsimleri tebdil etmek kandili olan ayın konak konak dolaşmasıyla yollardaki işaretleri aydınlatmak yıldızları ışıl 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 yakıp alemleri süslendirmek fikir sahiplerine bu alemi tedbir eden nihayetsiz bir saltanatın varlığını ilan eder demek ki o kallak-ı kadir her şeyi hakkıyla bilir, onun iradesi her şeye şamildir, dilerse ne dilerse olur, Dilemediği hiçbir şey olmaz, o her şeyi ihata eden zati ve mutlak kudretiyle her şeye kadirdir, nasıl ki içinde bulunduğumuz bu günde güneşin ziyasız ve hararetsiz vücudu mümkün ve mutasavver değilse öyle de semavatın haliki olan bir ilahın ilmi muhit ve kudreti mutlaka sahibi olmaması mümkün değil ve tasavvur olunamaz. Demek bir zarure o zatının lazım olan muhit ilmiyle her şeyi hakkıyla bilir huzur ve şuhut ve nüfuz ve nura Sani Hata'nın sırrıyla böyle bir ilmin her şeye taalluku zaruri olduğu gibi hiçbir şeyin ondan gizlenmesi mümkün değildir. Bütün mevcudatta müşahede edilen mizanlı intizamlar ve intizamlı mizanlar hikmetli amme, hikmeti amme ve inayeti tamme, muntazam takdirler ve meyvedar kazalar, muayyen eceller ve mukannen erzaklar, mütenevi maharet ve itkanlar pek ziynetli ihtimamlar gayet kemaldeki imtiyaz ve ittizan ve intizam ve itkan ve suhuleti mutlaka gibi unsurların hepsi de her şeyi hakkıyla bilen bir ilhamul guyubun ilminin ihatasına şahadet etmektedir ve yaratan bilmez olur mu o ilmiyle her şeyi her şeyin inceliklerine nüfuz eden latif her şeyden hakkıyla haberdar olan habirdir ayetin delaletiyle bir şeyin vücudu o şeye taalluk eden ilmi istilzam eder ve eşyadaki nuru vücut eşyaya taalluk eden nuru ismi istilzam eder. İnsanın insanın hüsnü sanatının onun şuuruna delaleti ile hilkati insanın onun halıkının ilmine delaleti arasındaki nispet karanlık gecedeki yıldız böceğinin küçücük parıltısının günün ortasında yeryüzünde parlayan güneşin şaşasına nispeti gibidir. O her şeyi hakkıyla bildiği gibi her şeyin tedbirini de kendi iradesiyle görür. Onun meşiyeti olmadan hiçbir şey vücuda gelmez. Kudret tesir ettiği ve ilim temyiz ettiği gibi iradede taksis eder. Eşyanın vücudu ancak bundan sonra tahakkuk eder. Yüce Allah'ın iradesi ve ihtiyarının vücuduna şahitler. Eşyanın keyfiyatı, ahvali ve şunatı sayısı kadardır. Evet.'' hadsiz imkanat ve akim yollar ve müşevveş ihtimaller arasından ve karma karışık seller altında bu dakik ve rakik nizamla ve bu gözle görünen hassas ve cessas mizanla mevcudatın tanzimi muayyen sıfatların onlara tahsis edilmesi ve insanın bütün cihazatıyla nutfeden kuşların bütün azalarıyla yumurtadan ağacın muhtelif azalarıyla tohumdan halk edilmesi gibi camit unsurlardan muntazam ve muhtelif zihayet mevcudatın halk edilmesi her şeyin makhsus və müəyyən bir keyfiyyətdə olması, hər türlü noksandan münezzeh olan Allah Taala'nın iradə və ixtiyar və məşiyyəti ilə olduğuna dəlalət edər bir cinstən olan eşyanın teva fukuh ve bir devin efradının azay esasiyede tevafukları onların saniye'nin vahid ve ahid olduğuna biz zarure delalet ettiği gibi bütün o efradi şumuluna alan ve muntazam alameti farikalarla tezahür eden hikimane teşahhusatlarındaki temayüz de o şanı yüce sani vahidi ahidin bir faili muhtar bir faili muhtar ve mürit olduğuna ve dilediği gibi iş görüp dilediği gibi Hikmet dinə dəlalət edər, nəsil ki bu zatı Xəllaq və Alim-i Mübit hər şeyi haqqı ilə bilir, hər şeyi iradə edər və onun hər şeyi iradə edən bir ilmi, varlığı şamil bir iradəsi və mükəmməl bir ixtiyarı vardır. Öyle de onun zat akdestinden neş'et eden ve zatının hasseyi e, lazimesi olan zati ve zaruri bir kudret ikamilesi vardır. Öyleyse onun kudretine zıttığının müdahalesi muhaldir. Aksi takdirde bir ittifak muhal olan zıt zıddeyin lazım gelir. Cemi zıddeyin lazım gelir. Böyle bir kudrette meratip olamaz. Öyle ki nuraniyet, şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam ve imtisal sırrı ile zerrelerle yıldızlar az ile çok, küçük ile büyük, cüz'i ile külli, cüz ile kül, insan ile alem, çekirdek ile ağaç bu kudretin yanında müsavidir. Evet sürat ve suhulet ve kesreti mutlaka içinde müşahede edilen intizamı mutlak ve ittizanı mutlak ve imtiyazı mutlakın şehadetiyle imdadı vahidiyet ve yüsrü vahdet ve tecelli ahadiyet sırrıyla vücuf ve tecerrüt ve mübayeneti mahiyetin hikmetiyle ademi takayyüt ve ademi tahayyüz ve ademi tecezzi sırrıyla ademi Ademi ihtiyaç Adem'i ihtiyaç ortada olmakla beraber farz muhal bir ihtiyacın olması durumunda avayık ve mevani'in dahi insandaki asap gibi yahut seyyalat-ı latifeyi nakleden maden, madeni e, hatlar gibi bir vesile-i tesile inkılap etmesi hikmetiyle, cezalet itibariyle zerre yıldızdan, cüz neviden ve külden cüz'i külliden, az çoktan, küçük büyükten, insan alemden ve tohum ağaçtan daha aşağı olmadığı hikmetiyle o kudrete nispeten zerreler ve yıldızlar az çok küçük ve büyük, cüz'i ve külli, cüz ve kül insan ve alem tohum ve ağaç müsavidir onları halk edenin bunları dahi halk etmesi istibat olunamaz. Zira ihata olunan mevcudat o ve muhit mevcudatın <laughs> misali musagari olan misali musagari olan küçücük mektuplar yahut onlardan sağılmış ve süzülmüş noktalar hükmündedir. Demek ki ihata olunan şeyin Halık'ı kim ise onları ihata eden vasıf ve unsurların dahi ister istemez o Halık'ın kabzayı tasarrufunda olmak zarureti vardır. Ta ki ihata edenin küçük bir misalini ilminin düsturlarıyla o ihata olunanlarda derç etsin ve hikmetinin mizanlarıyla onları süzerek hülasalarını çıkarsın. Demek ki cüz'iyatta şunu gösteren kudrete külliyatta dahi bunu göstermek ağır gelmez. Hem nasıl ki cevahiri fert üzerine esir zerratıyla bir Kur'an'ı hikmet yazmak, semavat sayfaları üzerine yıldızlar ve güneşler mürekkebiyle bir Kur'an-ı Azim yazmaktan cezalet-i itibariyle daha aşağı değildir. Öyle de bir arı veya karınca hilkatçe ağaçtan veya filden aşağı olmadığı gibi bir çiçek dahi sanatça bir yıldızdan aşağı değildir. Ve hakeza kıyaset hem icat eşyada görülen kemali suhulet, ehl-i dalaleti aklın reddettiği ve hatta vehmin dahi ondan kaçtığı muhalat ve hurafeleri istilzam eden bir şekilde teşkilli teşkili teşekkül ile iltibas etmelerine sebep olduğu gibi ehli hak ve hakikat nazarında da zerrat ve seyyaratın, halık ve kainatın kudretine nispeten müsavi olduğunu kat'i ve zaruri bir şekilde ispat etmiştir. Onun celali pek yüce, şanı pek büyüktür ve ondan başka ilah yoktur. Altıncı mertebe celal ve azamet sahibi olan Allah'ın ilim ve kudretiyle her şeyden e, cezalet ve azamet sahibi olan Allah ilim ve kudretiyle her şeyden daha büyüktür. Çünkü o öyle bir adil, hakim, kadir, ilim, vahid, ahad, sultan ezelidir ki bütün bu alemler onun nizam ve mizanının tanzim ve tevzininin adalet ve hakmetinin ilim ve kudretinin kabzayı tasarrufatındadır ve hadsi e, hatta ile hatta bil müşahede ile sırrı vahidiyet ve ehadiyetinin masarlarıdırlar Zira kainattaki varlıkların hiçbiri nizam ve mizanın tanzim ve tevzinin dairesi haricinde değildir. Bunlar i̇mam ı mübin ve kitap mübine ait iki baptır. İmam mübin ve kitap mübinin ise bir alim hakimin ilim ve emrinin bir aziz rahimin kudret ve iradesinin ünvanlarıdır şu imam ve bu kitaptaki nizam ve mizan başında izanı yüzünde gözleri olan herkes için parlak birer bürhan olarak şu kainat çapında bulunan hiçbir şeyin hiçbir zaman bir rahmanın kabzayı tasarrufundan bir hannanın tanziminden bir mennanın tezininden ve bir deyyanın tevzininden e, hariç olmadığını gösterir. Hülasa hallakiyet dairesinde tezahür eden ve mebde ve müntehaya asıl ve nesle ve mazi ve müstakbeli emir ve ilme bakan ismi evvel ve ahirin tecellisi imam mübine bakar. Yine hallakiyet zımnında tezahür eden ismi zahir ve ismi batının tecellisi ise kitap mübine işaret eder. Evet kainat büyük bir ağaç gibidir. Kainattaki her bir alem dahi bir ağaca benzer binaenaleyh cüz'i bir ağacı bütün nevileri ve alemleriyle kainatın ile kıyaslayabiliriz. Nitekim şu cüz'i ağacın bir aslı ve mebdeyi vardır ki Ağaç o çekirdekten neşet eder ve keza ağacın ölümünden sonra onun vazifesini idame ettiren bir de nesli vardır ki o dahi ağacın semeresindeki çekirdektir. Mebde ve müntahise ismi evvel ve ahirin tecellisine mazhardır. Güya ağacın mebde ve çekirdeki aslisi kemal-i intizam ve hikmetle ağacın teşekkürüne medar olan düsturların mecmuundan meydana gelen bir fihriste ve bir tarif Namedir ağacın müntahasında bulunan meyvenin çekirdeği ise ismi ahirin tecellisine masardır. Kemali hikmetle halk edilen meyvedeki çekirdek kendisine o ağacın o ağacın benzerinin teşekkürü için bir fihriste ve bir tarife tevdi edilmiş bir sandık çökmündedir. Adeta onda kalemi e, kaderle gelecek ağacın teşekkülatına dair düsturlar yazılmıştır. Ağacın dış yüzü ise ismi zahirin tecellisine mazhardır. Kemal intizam ve tezim ve hikmetle tanzim edilen o ağacın zahiri sanki o ağacın kavmetine uygun şekilde kemali hikmet ve inayetle biçilmiş, muntazam, müzeyyen ve murassa bir elbisedir. O ağacın batını ise ismi batının tecellisine masardır. İntizam ve tedbirindeki mükemmelliğiyle akılları hayrette bırakan ve hayat için lüzumlu maddeleri muhtelif azalara kemali intizamla tevzi eden o ağacın batını gayet intizam ve ittizamla tanzim edilmiş harika bir makine gibidir. Bu ağacın acip bir tarifesi olan evveliyle harika bir fihristesi olan ahiri İmam Mübin'e işaret ettiği gibi pek acip bir sanat eseri olan zahiriyle nihayet derecede muntazam bir makine olan batını da kitap Mübin'e işaret eder. Nasıl ki insandaki kuvve-i hafızalar levh-i işaret eder ve delalet eder. Öyle de her bir ağacın çekirdek aslisi ve meyveleri İmam Mübin'e işaret eder. Zahir ve batını ise kitap Mübin'i gösterir. İşte bu cüz'i ağaca. Mazi ve müstakbeliyle şecere-i arzı evveli ve atisiyle şecere-i kainatı ecdadı ve nesliyle şecere-i insanı e, kıyaset ve hakeza o ağacı yaratan halıkın şanı pek yücedir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ey kebir sen öyle bir zat üzülcelersin ki akıllar senin azametin tavsif etmekten aciz kaldığı gibi fikirler de senin ceberutunun künhüne erişmekte çaresiz kalır. Yedinci mertebe şanı yüce olan Allah elim ve kudretiyle her şeyden daha yücedir. Çünkü o öyle bir hallak fettah. Bu esma haşiye, bu esma mübareke dürbünüyle mevcudattaki cilveleri altında ef'al-i ilahiye ve asarına bakmakla müsemma-i zülcelale intikal edilir. Farali allam, hallak-ı fettah, fa'ali allam ve vehhab ve öyle bir şems-i ezelidir ki bu kainat bütün envaıyla, bütün ile onun envarının gölgeleri, efalinin eserleri, onun envarı, tecelliyat esmasının akışlarının renkleridir ve onun kalemi, kaza ve kaderinin hatlarıdır. Onun sıfatlarının celal, cemal, kemal, tecellilerinin aynalarıdır. Şahid ezeli olan Allah'ın Gönderdiği bütün semavi kitapların, sayfelerin tekvini ve Kur'ani ayetlerin icma-ı zatında ve zerratındaki iftikar ve ihtiyacı ile beraber üzerinde tezahür eden gınayı mutlak ve serveti mutlaka ile arz ve alemin icma-ı zevil ervahtan, ervah-ı neyye ve Kulübü münevvere ve okulu ü nuraniye olan bütün ehli şuhud, enbiya ve evliya ve asfiyanın bütün tahkikat ve keşfiyat ve fiyuzat ve münacatlan icma ile arzdan ta ecram-ı ve süfliyeye kadar bütün bunlar... Hat ve hesaba gelmeyen kat'i şehadetleri ve yakine dayanan tasdikleriyle tekvini ve Kur'ani ayetlerin şahadetlerini ve vacibil vücudun bizzat şehadeti demek olan suhuf ve kütüb-i semaviyenin şahadetlerini kabul ile ittifak etmişlerdir ki bu mevcudat onun kudretinin asarı ve kaderinin mektubatı ve esmasının aynaları ve envarının temessülatıdır. Onun şanı yücedir ve ondan başka ilah yoktur. Dördüncü bab, dördüncü bab iki fasıldır. Birinci fasıl Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bütün mevcudatta ve zerrat mevcudatta müşahede olunan her bir nimet ve rahmet ve hikmet ve inayetin önünde her bir hayat ve memat ve hayvan ve ne nebatın önünde, her bir çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, her bir sanat ve sıbgat ve nizam ve mizan önünde, her bir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde. Şu şehadeti sana takdim ediyorum, şehadet ederiz ki. Allah'tan başka ilah yoktur, o haydır ve kayyumdur, Allah'tan başka ilah yoktur. Odur baki ve deymum. Allah'tan başka ilah yoktur. O oh, birdir, hiçbir şeriki yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur, O'dur. Aziz ve Cebbar, Allah'tan başka ilah yoktur, O'dur. Hakim ve Gaffar, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, O'dur. Evvel, Ahir, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, O'dur. Zahir ve batın Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O'dur. Semi' ve basir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O'dur. Latif ve kerim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O'dur. Gafur ve şekur. Allah'tan başka Allah'tan başka ilah yok. Odur halak kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Odur musavvir ve basir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur cevvad kerim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur muhi ve alim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur mugni ve kerim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur müdebbir ve hakim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur mürebbi rahim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur aziz ve hakim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur ali ve kavi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur veli ve gani. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur şehit ve rakib. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur karif ve mücüb Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur fettah alim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur hallak hakim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur metin ve iktidar sahibi rezzak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur ehad ve samet Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur baki ve emcet Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur vedud ve mecid Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur. Fa'ilun limayrut Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur. Melik ve varis Allah'tan başka hiçbir ilah yok odur. Baki, vais, baki ve Baki, baki ve ba'is Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bari odur bari ve musavir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur. Latif ve müdebbir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur. Seyyid ve deyyan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur. Hannan ve mennan. Hennan rahmetlerin en latif cilvesini gösterendir. Mennan nimet verici demektir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur sübbüh ve kuddus Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur aydın ve hakem Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur fert ve samet Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur nur ve hadi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her arifin ma'rufu. Haşiye. Huvel ma'rufu likullil arifin. Fıkrasından. Fıkrasından. Sonraki fıkraların meali şudur ki o ilahı vahidi tanımak istiyorsan bak bütün nevi beşerde gelen ariflerin ayrı ayrı yollarda delilleriyle tanıdıkları bir ma'ruf var. İşte o ma'ruf odur. O ilahı vahidin böyle had ve hesaba gelmez. Ehli ma'rifetin had ve hesaba gelmez. Ayrı ayrı tarzlar tanıdıkları bir zatın vücudu güneş gibi zahir olur. Hem nevi beşerdeki had ve hesaba gelmez. bitlerin bir tek ma'bude ibadet ibadet etmeleri ve o ibadete karşı mukabele-i görmeleri ve münacat ve fiyuzata mazhar olmaları o ma'budun vücudunu muzaaf tevatürlerle güneş gibi gösteriyorlar ve hakeza öteki fıkraları kıyas et. Allah'tan başka ilah yoktur. Odur her abidin hak ma'bud Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her şakirin meşgul Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her zakirin meşgul Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her hamidin mahmudu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her talibin mevcudu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her muvahhidin mevsu Allah'tan başka mevsufu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Odur her muhibbin hak mahbubu Allah'tan başka ilah yoktur. Odur her müridin mergubu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur her münibin maksudu münibin kainatta yüzünü çeviren ve baki hakikiye mütevecih olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur her kalbin maksudu elcenan kalp Allah'tan başka ilah yoktur odur her mahlubun mahlukun mucidi El anam mahlukat Allah'tan başka ilah yoktur odur her zamanda mevcut Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur her mekanda marbut Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur her lisanda mezkur Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur odur her ihsan için mezkur Allah'tan başka ilah yoktur odur eee odur minnetsiz in'am eden Allah'tan başka ilah yoktur e, Allah'a yoktur. Allah'tan başka ilah yok. Allah'a iman ile Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan eman ile Allah'tan başka ilah yok. Şehadetim Allah katında emanet Allah'tan başka ilah yok. Hak'tan ve hakikaten. Hakkan, hakkan ve hakikaten Allah'tan başka ilah yok. İz'anen ve sıdkan Allah'tan başka ilah yok. Kulluk ve ibadet onu Allah'tan başka ilah yok. O melik, hak ve mübindir. sadıkul ve adil olan Muhammed Resulullah'tır. 4. babın 2. faslı Ekser Aktab'ın ve bilhassa Gavs-ı Geylani'nin her sabah virklerinin Fatiha'sı hükmünde 5-6 satır temcit ve tazim benim için uzun bir silsile tefekkürün çekirdeği hükmüne geçip 99 mertebeyi marifet ve tevhide işaret ettiğinden bir sümbülü maknevi vermiş o 9 o 99 mertebeden 79 mertebesi burada zikredildi. O işaretin her bir fıkrasında iki cihetle zatı akdese bakar biri hazır ve meşhut vaziyetiyle şehadet eder manasıyla lillahi şehidun tabiriyle ifade ediliyor ve emsallerinin birbiri arkasından gelip geçmelerinden tezahürden silsilen işaretine alallahi delilun diye delalet ediliyor eder manasında ifade edilmiştir. İşte Bismillahirrahmanirrahim biz sabah girdik mülk Allah'a şahit, kibriya Allah'a delildir, haşiye asbahna, biz sabaha girdik. Bu sabahın mülkü de Allah'a şahittir. Bu bapta iki nükte var birinci nükte şudur, her şey hali hazır vücuduyla Cenab-ı Hakk'ın vücuduna ve vahdetine şehadet ettikleri gibi muntazaman tebeddül edip arkalarındaki emsallerine yer vermek için gitmeleriyle ve teceddüt sureti altında azim bir silsileyi göstermekle Cenab-ı Hakk'ın vücud ve vahdaniyetine delil demektir. Elhasıl şehit fıkrasıyla hali hazır vücudunu delil cümlesiyle de gelip geçen emsallerinin terkibinden teşekkül eden silsilesini gösterir. ikinci nükte kaide-i nahviye ile el ala ulillahi şehide demek lazım gelirken lillahi şehit deniliyor çünkü her bir ala tek başıyla bir şahittir mecmu da şahittir şehidun müzekker lafzıyla her bir fert şehadet eder manasını ifade ediyor eğer şehide deseydi cemaatin manasını ifade ederdi mesela ve rububiyetu lillahi şehit deniliyor. Çünkü rububiyetten murat Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle ettiği terbiyeler ve tedbirler şehadet ediyor demektir. Nefsi rububiyet görünmüyor. Fakat onun eseri olan terbiyeler ve tedbirler görünüyor ki görünen şeyleri şahit yapmak için şehidun denilmiş. Eğer şehide denilseydi doğrudan doğruya rububiyete raci olurdu. İnne rahmetallahi qaribum minel muhsinin ayetinin dahi rahmete müennes iken qarib edenmeyip garip demesinin nüktesi güneş hükmündeki ali külli rahmetin yakınlığını ifade etmekten ziyade o güneşin şuaları olan hususi ihsanlar murad edildiğinden her bir muhsine yakın bir ihsan görülür. İhsanun lafzı ise müzekkerdir. Onun hakkı qaribdir. Hem Cenab-ı Hakk'ın muhsinlere rahmetiyle garip olduğunu ifade içindir ki içindir ki karibe denilmedi bunun emsalinde şehide lazım gelirken müzekker lafzı bulunması inne rahmetallahi karibun minel muhsinin deki karibe yerine karip de ki nükte içindir. Bazı yerde cemaat gelse de kul vahid murat olduğundan müzekker lafzı olan şehit zikredilmiştir. Azamet Allah'a şahit, heybet Allah'a delildir. Kuvvet Allah'a şahit, kudret Allah'a delildir. Nimetler Allah'a şahit, daimi inamlar Allah'a delildir. Hüsün Allah'a şahit, cemal-i sermedi Allah'a delildir. Celal Allah'a şahit, kemal Allah'a delildir. Azamut Allah'a şahit, ceberut Allah'a delildir. Rububiyet Allah'a şahit. Uluhiyet, uluhiyet mutlaka Allah'a delildir. Saltanat Allah'a şahit. Yer ve göklerin orduları Allah'a delildir. Kazalar Allah'a şahit. Takdir Allah'a delildir. Terbiye Allah'a şahit. Tedbir Allah'a delildir. Tasvir Allah'a şahit. Tanzim Allah'a delildir. Tezin Allah'a şahit. Tevzin Allah'a delildir. itkan Allah'a şahit. Cud, cud Allah'a delildir. Halk Allah'a şahit. Daimi icat Allah'a delildir. Hüküm Allah'a şahit. Emir Allah'a delildir. mehsin Allah'a şahit. Letaif Allah'a delildir mehamit Allah'a şahit, medaih Allah'a delildir, ibadet, ibadet Allah'a şahit, kemalet Allah'a delildir, tahiyat tahiyyat Allah'a şahit, berakat Allah'a delildir, salavat Allah'a şahit, tayyibat Allah'a delildir, mahlukat Allah'a şahit, mazideki havarik Allah'a delildir, mevcudat, mevcudat Allah'a şahit, istikbaldeki mucizat Allah'a delildir, semavat Allah'a şahit, arş Allah'a delildir, güneşler Allah'a şahit, aylar Allah'a delildir, yıldızlar Allah'a şahit, seyyareler Allah'a delildir, onlardaki tasarrufatı veya onlardaki tasarrufatı ve yağmurlarıyla cevi sema Allah'a şahit arz Allah'a delildir. Yani yerde zahir olan kudret ve ondaki bahir hikmet, ondaki mükemmel sanat, ondaki müzeyyen renkler, ondaki mütenevvi nimetler, ondaki vasi rahmet Allah'a delildir. Binler ayetiyle Kur'an Allah'a şahit, binler mucizatiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a delildir. Acayip ve ile denizler Allah'a şahit, yaprak ve çiçek ve meyveleriyle nebatat Allah'a delildir. Yani yapraklarıyla tesbih eden çiçekleriyle hamd eden meyveleriyle tekbir eden o süslü çiçekli meyveli nebatlar Allah'a delildir. Tesbih eden yaprakları ve hamd eden çiçekleri ve tekbir eden meyveleriyle ağaçlar Allah'a şahit tekbir edici hayvanat tesbih edici hüveynat hamd edici kuşlar cevi semada kanat çırpan tehlil edici kuşçuklar Allah'a delildir. Kainat mescidinde namaz kılan ve ibadet eden insanlar ve cinler Allah'a şahit. Alem mescidinde ibadet ve tesbih eden melaike ve ruhaniyet Allah'a delildir. Sanat Allah'ındır. Öyleyse Medih de Allah'a aittir. Sıbgat Allah'ındır. Öyleyse Sena da, da Allah'a aittir. Ni'met Allah'ındır. Öyleyse Şükür de Allah'a aittir. Rahmet Allah'ındır. Öyleyse Hamd aleminin Rabbi olan Allah'a mahsustur.